Selam dostlar, Banitaş. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz OPStack üzerine kurulu olan ağlardan test ağında olanları test edeceğiz bugün sizlerle. Eğer izlemediyseniz OPStack nedir ve OPStack kullanan ağlar ile ilgili videomuzu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel ve bilgi dolu bir video. Bugün sizlerle birlikte test ağında olan OPStack ağlarına bakacağız. Bunlardan daha önce ikisi için video çektik. Base OPStack altyapısında çıkıyor. İşte Mod Network OPStack altyapısı üzerinde çıkıyor. Yani Base hakkında iki videomuz var. Bir testnet, bir de mainnet için. Yine ara ara Hitlab videolarında da OP BNB, yani yine Optimism'in altyapısında çıkan BNB chain ile ilgili videolar çekmiştik. Kampanyalarına katılmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edip yine test ağlarını değerlendireceğiz. Bunlardan ilki Unidex. Unidex hem Arbitrum Orbit kullanıyor hem de Optimism altyapısını kullanarak kendi test ağını çıkartıyor. Şöyle göstermem gerekirse biraz farklı bir kafada ilerliyorlar açıkçası. Yani birden çok fazla ağa çıkmaya çalışıyorlar. Molten Network, Optimism'in altyapısını kullandıkları ağ, Magma Obsidian RPC şeklinde. Şu an bu Magma testneti denemek için ben her yolu aradım. Hani Discord'dan da arkadaşlar iletişime geçmeyi denedim ama ne hikmetse bir türlü şu an göremiyoruz. UI olmadığı için mi nedir? Herhalde şu an tam teste açık değil. Yani belli bir kısmı almışlar Discord üzerinde. İşte 150-200 kişilik bir grubu beta tester adı altında. O kişiler şu an deneyebiliyor. Bizler de RPC'yi alıp RPC üzerinden işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şöyle RPC'sini de göstereyim de ben Discord üzerinden. AppChain testnet kısmından. Burada RPC bilgileri var dostlar. Bu RPC bilgileriyle ağa test token gönderebiliyoruz. Bunun için de Caldera ile ortaklık kurmuşlar, partnerlik yapmışlar. Caldera'yı kullanarak Girly'den Unidex Celestium L2 rolup'una gönderim yapıyoruz. Şöyle ağa hemen değiştireyim. Cüzdanımla bağlanıyorum dostlar. Sağdan göndermek istediğim miktarı seçiyorum buradan. Daha önce 0.1 gönderdim. Şimdilik size göstermek amaçlı daha düşük bir miktar gönderip deposit diyorum. Gördüğünüz gibi test tokenlarımı gönderiyorum. Buradan sonra peki ne yapacağız? Yani dediğim gibi şu an sadece para gönderebiliyoruz. Para göndermişken de gelin birlikte bir kontrat deploy edelim dilerseniz. Onun için de hemen Remix IDE'mi açayım. Bildiğiniz üzere kontrat deploylarını Remix IDE üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şurada benim daha önce hazırladığım basit kodlarım vardı. Bunlardan bunu kullanacağım. Yine bunları yoruma da bırakırım. Şimdi bunu seçtim. Compile kontrat diyorum bir kere. Ve kodum compile ediliyor. Daha sonra alt taraftan dostlar, şuradan environment kısmından injected provider MetaMask diyorum. Ve cüzdanımla bağlanıyorum. Ve ağımı Girly'den diğer ağıma geçiş yapacağım. Ağıma çekeceğim. Tabi burada bulmak biraz zor. En sondaymış. Unidex Celestium L2 rolup'a çekiyorum. Burada custom network olarak görünüyor. Daha sonra deploy butonuna basıyorum. Ve bana MetaMask'tan bildirim geliyor. Burada işlemimi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi işlem onaylandı ve kontratım basıldı dostlar. Şuradan kapı diyelim. Blok gezgenini eklememişiz. Blok gezgenini hemen çekeyim şuradan. Buraya bir blok gezgin ekle deyip yapıştırıyorum. Kaydet diyorum. Blok gezgini de görüntüle şimdi geldi. Bakalım. Evet, kontratımız şu şekilde oluşturulmuş Unidex üzerinde. Gördüğünüz gibi creator benim. Yani 800.000 total TX 15 wallet adres görünüyor. 15. cüzdan benim. Böyle bir şey var. Bu işlemler anlamadım, mining işlemi, ama garipsedim. Pek anlamadım. O yüzden pek umursamıyorum. Ve Molten ile işim bittiği için, daha doğrusu Unidex ile bu kısmı geçiyorum dostlar. Geliyorum Mod Network'e. Mod Network'e Cepholion'dan test token göndereceğiz. Cüzdanıma sağ üstten bağlanıyorum bir kere. Gördüğünüz gibi 0.01, daha az kaçabilir bu, 0.04 göndereyim. Move funds to move diyoruz. Ve bizden bir işlem onaylamamızı işliyor. İşlemi onaylıyoruz dostlar. Şuradan switch dediğim zaman da direkt mod testnet kısmına geçiriyor. Ben de modu ekledi. Direkt buradan ekleyeceğim. Şimdi geleceğim hemen, bulabilirsem eğer, bu kadar ağ arasında. Mod Cepholion'a geçiş yaptım. 0.1 varmış. Köprünün de tokenların geçmesini bekleyeyim ben burada. Tokenlarım gelince işlemlere devam edelim. Şimdi test tokenlarım geldi dostlar. Zaten daha önce de anlatmıştım. Third Web'de bastığımız tokenları yine Third Web'de basacağız. Mod testnet için zaten gördüğünüz gibi daha önce basmıştık. Deploy Contract diyorum. Buradan dostlar şöyle bakalım. Neler basabiliriz? Basit şeklinde token basmayı seçelim mesela. Bir tane geldim, buraya tıkladım. Deploy Now diyorum. İsmine TTT, sembolüne Hitle diyorum. Description'a sallıyorum bir şeyler, çok mühim değil. Upload File diyor. Ben klasiktir, kendimi koyacağım. Dursun. Deploy Now diyorum. Daha sonra iniyorum aşağıya. Gelen bildirimi onaylıyorum. Bu şekilde kontrat deploy ediyorum mod için dostlar. Burada tabi bekliyorum işlemlerin onaylanmasını. Ve kontrat deploy'um gerçekleşti dostlar. Token tab kısmına gelip buradan RT mint diyerek, işte ne kadar mint diyelim, 100.000 tane diyeyim, mint token diyerek de mintleyebiliyorum. Kontrat onaylandıktan sonra sizi direkt otomatikman bu sayfaya atıyor. Buradan da 1000 tane mintleyerek yine mod üzerinde işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra son işlem olan Kinto'ya geçeceğiz. Artık burada işlemin onaylanması gerekiyor. Yine işlem onaylanınca ben videoyu devam ettireceğim. İşlem onaylandı dostlar. Artık burada da bir işim kalmadı. Geçiyorum Kinto kısmına. Cüzdanımla bağlanıyorum Kinto için. Gördüğünüz gibi. Görlü ağına geçiyorum. Görlü'den test token göndereceğim. Şöyle 0.1 Ethereum deposit edeceğim. Gördüğünüz gibi işlemi onaylıyorum. İşlem onaylanınca ben yine işlemime devam edeceğim. Tokenlar geçti dostlar. Şimdi Kinto'ya geliyorum. Ben daha önce değiştirmek için, daha doğrusu test etmek için işlem yapmıştım burada. O yüzden burner hesabıma geçeceğim. Ona da şöyle test tokenlarıyla atayım. Hemen Kinto ağına geçip Unidex, OP BNB, Görlü Kinto'ya geçtim. Şimdi ikinci hesabıma test tokenlarını göndereceğim. Şu şekilde. Ups, yanlış yaptık. Şimdi cüzdanımla bağlanıyorum dostlar. Bağlandıktan sonra burada cüzdanımızı verify edeceğiz. Aslında bir kimlik doğrulaması yapacağız ama gerçek kimlik doğrulaması gerçekleştirmeyeceğiz burada. Verify your wallet diyor. Burada cüzdanımızla bir imza gerçekleştiriyoruz. Confirm your identity diyoruz. Continue diyorum. Burada şuradaki numarayı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Telefonumuza gelen SMS kodu, tabii ki her şey online, sanal. Daha sonra burada verify your identity diyor. Share my information diyoruz. Finish diyorum. Transaction'ım gönderiliyor. Burada onay için bekliyoruz. İşlem onaylandı. Close diyorum dostlar. Daha sonra get Kinto Ethereum diyerek de buradan faucet'ten test token alıyoruz. Ekstra. Yine işlem onayına düşüyor burada. İşlem onaylandı dostlar. Close diyorum. Ve buraya 2025 1 Ocak'ta Ethereum'un tahmini fiyatını yazıyorum. Bence Ethereum $9.500 olur diyorum. Submit go istiyorum. Ve bana bir bildirim gönderiyor. Bunu onaylıyorum. İşlemim onaylandı dostlar. Ve yapabileceğim şu anlık başka bir işlem bulunmuyor. Kısaca bugünkü işlemlerimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda da mainnet ağlarındaki işlemleri sizlere anlatacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bize destek olmak isterseniz videoya like ve yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunlar bizi motive ediyor. Eğer hala kanala abone değilseniz de abone olarak yine desteğinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.